Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'nin deposunda Yasuo Kuniyoshi tarafından yapılan İnek ve Küçük Joe isimli tabloya bakıyoruz. Kuniyoshi kariyeri boyunca birçok tablosunda inekleri resmetmiş. Sanıyorum bu tabloların sayısı 60 civarında. Ama Küçük Joe'nun minicik elleriyle ineğini sevdiği bu tablo serinin en geniş ve muhtemelen en etkileyici olan tablosu. Hakikaten de çok tatlı. Ancak Küçük Joe'yu bir şeyin tedirgin ettiği hissi de gözden kaçmıyor. İnek bu tabloda son derece güçlü, merkezi bir figür durumunda. Ancak arka plana baktığımızda burada bitkiler mi var? Arazi nerede başlayıp nerede bitiyor? Pek açık değil. Yani soyut, karmaşık ve tuhaf bir alan. Sanatçının ölçekle oynama şekli gerçek dışılık hissini arttırmaya yardımcı oluyor. Dev tohumların yanı sıra son derece narin görünen çimenler var. Tablonun ilginç unsurlarından biri de bu ev evin küçük Joe'dan ne kadar uzakta olduğunu veya annesi onu çağırdığında eve gitmesinin ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz. Ayrıca burada bir de hiçbir yere çıkmayan patika bir yol var. Kuniyoshi'nin bu dinamik alan ilişkilerini oluşturma konusunda muhteşem bir yeteneği var. Ölçekteki değişimler ve alanın belirsizliği sanki bir rüyaya veya bir çocuğun hayaline bakıyormuşuz hissi uyandırıyor. Aslında Kuniyoshi'nin çoğu eserini tanımlayan da bu hayali nitelik kendisi avrupa modernizminden etkilenip parise gitmiş amerikan halk sanatını çok beğenmiş ve özellikle de mürekkep çizimleri olmak üzere japon kaynaklarından da ilham almış tüm bunlar bir araya gelerek kuniyoshi'nin belirgin bir biçimde kendi yolunu bulmasını sağlamış burada çocukluk yıllarının ve hayvanların antropomorfik bir biçimde yani insan biçimine sokularak tasvir edilmesini yarattığı bir his var Ayrıca sanki Alice Harikalar diyarındadaki gibi büyük ve küçük alanların olduğu mekanlardayız. Kuniyoshi bir nevi ineklerle kendi kimliğini birleştiriyor. Çünkü Japon takvimine göre inek yılında doğmuş. Yani kendisini resmediyor da diyebiliriz. Kuniyoshi Japonya'dan Amerika'ya henüz 16 yaşındayken gelmiş, göç etmek için ailesinin rızasını almış. Askere gitmemenin bir yolunu arıyormuş. Kendisi Japon asıllı olduğu ve 2. Dünya Savaşı sıralarında yaşadığı için 1941'de Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra neler olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. New York'ta yaşadığı için Japon asıllı Amerikalıların hapsedildiği toplama kamplarına gönderilmemiş ancak kısa bir süreliğine ev hapsine çarptırılmış. Devlet yetkilileri tarafından sorgulanmış ve Japon hükümeti için casusluk yaptığına dair herhangi bir şüphe oluşmaması için kamera, radyo ve dürbün gibi eşyalardan vazgeçmek durumunda kalmış. Japon asılların yanı sıra Alman ve İtalyan asıllı kişilerin de o dönemde ABD'de potansiyel düşman olarak düşünüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Ayrıca Japon, İtalyan ve Alman asıllı göçmenler duruşmalar tamamlanana kadar Ellis Adası'nda tutulmuşlardı. Yani insanlar arasında yaygın bir şüphe vardı ve Kuniyoshi de caddede yürürken insanların kendisine potansiyel bir düşman gözüyle baktıkları hissini yaşadığından bahsetmişti. ABD'deki Japon asıllılar yerleşik yabancılardan sayılmak yerine düşman yabancılar olarak sınıflandırıldılar. Bu durum yaklaşık olarak 35 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşayan Kuniyoshi'yi derinden üzdü. Bunca süre orada yaşamış, hayatını ve sanat kariyerini orada inşa etmiş ve kendisini Amerikan olarak görmeye başlamıştı. Hatta Pearl Harbor'ın bombalanmasının hemen ardından demiş ki, birkaç gün içerisinde ülkedeki statüm değişti. Halbuki birey olarak ben hiç değişmedim ki, Ayrıca 10 yıllarca Amerika'da yaşamasına rağmen Amerikan vatandaşı olamaması gibi üzücü bir gerçek de var. Doğu Asya'dan gelen göçmenlere karşı ayrımcı yasalar vardı ve bunlar ülkede ırka dayalı olan ilk göçmenlik yasalarıydı. Bu yasaların değişmeye başlaması ne yazık ki Kuniyoshi'nin hayatının son günlerinde gerçekleşti. O son günlerinde bile hala umutla vatandaşlığa kabul edilmek için uğraşıyordu. İşte son derece farklı, kendine özgü bir uslubu olan ve hayal gücümüzü genişleten eserler üreten bir sanatçı. Kendisi hayatı boyunca ayrımcılığın acı gerçekleriyle yüzleşmiş ve bazı milliyetçi düşüncelerin bireyleri sınırlayıcı etkilerine maruz kalmış bir insan. Sanatçı olarak seviyesini ve göçmen olarak maruz kaldığı muameleyi düşünürsek, birbiriyle taban tabana zıt iki farklı durumla karşılaşıyoruz. Şunu da hatırlatmakta yarar var. İkinci Dünya Savaşı sırasında kimi ülkelerde bu tarz ırkçı düşünceler ne yazık ki oldukça yaygındı.